Merhaba arkadaşlar. Bugün Net Grafik Tekizel'in 5. bölümündeyiz. Bu bölümde size geçen çizdiğimiz çiçek modelinin çoğaltmayı, kopyalamayı ve yapıştırmaktan bahsedeceğim. Öncelikle geliyorum. Bakın farkındaysanız 104'e 110 alanda bir yerimiz var. Ben bunu hemen büyütmek istiyorum. Şöyle büyütüyorum. Siz şu an size bu şekilde atacağım. Büyüttükten sonra uzaklaştım ve baktığımda çiçeğim ortasında kaldı. Ben bu bütün siyah alanı buradaki çiçeğim ile bir nevi kaplayarak hareket edeceğim. İlk başta CTRL Z kısmından yani kopyalama ve yapıştırmaktan bahsedeceğim. Selection kısmına geliyorum. Kısa yolu S'de. Selection kısmına geldim. Bu kısmı şu şekilde aldım. Ya da serbest selection kısmına geldim. Bu kısmı tamamen alacağım. Arka rengimizi değiştirelim isterseniz. Şuradan yeşil bir rengimi aldım. Kovaya geldim. Diagonale geldim. Ve buraya tıkladığım zaman bütün siyah alanım şu anda yeşil oldu. Kovaya gelip tekrardan bunu normale çeviriyorum. Geldim bu kısma. Bakın arkadaşlar, şu an buradaki çiçeğimi düzelterek devam edeceğim. Yani yapıştırarak, kopyala yapıştırarak yaparak ve rapor çekerek devam edeceğim. Biz de şimdi bundan sonra rapordan bahsedeceğim. İlk başta geliyorum. Serbest selection selection'ımı aldım. Bu kısmı tamamen kop üstünden gelerek şu şekilde kaba bir şekilde aldım böyle geldim aldım. Ctrl C tuşuna bastım. Ctrl C tuşuna bastığım zaman ben bunu kopyaladım. Bakın aynısından tekrardan kopya oluşturabileceğim. Ctrl C ile kopyaladıktan sonra boşluğa tıkladım. Ctrl V tuşuna bastım. Artık Ctrl V tuşuna bastığımda birebir aynısını arkadaki rengiyle beraber alıyor. Ne yaptım? Selection'dan gelip şu şekilde kaba bir şekilde aldığım için bu arkadaki yeşil alanı da kendisiyle beraber almış oldum. CTRL C tuşuyla ben bunu kopyaladım. CTRL V ile yapıştırdım. Diyelim ki bakın üstüne geldiğim zaman ben bunu birebir yani şu kısmı ile şu kısmını birbirine değdirerek hareket etmem gerekiyor diyelim. Yeşil kısmı şu arkadaki yeşil kısmı silebilirim. Nasıl siliyorum? CTRL Shift Space tuşuna basıyorum. CTRL Shift Space. Bakın Ctrl Shift Space tuşuna bastığım zaman şu yan taraftaki ikondan görebilirsiniz ki yeşilin tam üzerinde mavi bir renk oluştu. Bu mavi renk bu arkadaki rengi korumaya aldığımı gösterir. Ne yaptım? Ctrl tuşuna bastım, Shift tuşuna bastım, boşluk tuşuna, Space tuşuna bastım. Bastığım zaman buradaki ikonum tekrardan oluştu. Geri bunu silmek istediğimi varsayalım. Yine Ctrl Shift Space'deyken bir daha basıyorum. Bakın bu rengin gittiğini görebilirsiniz. Ctrl Shift P tuşuna basarak arkadaki rengimi sildim. Geliyorum bunun üzerine bunu tam bir şekilde üstüne oturttum mesela. Tekrardan Ctrl V yapıyorum. Bakın arka rengim korumada. Geliyorum bunun üzerine oturtuyorum mesela. Bakın gördüğünüz gibi artık bir tane çiçeğim vardı, üç tane çiçeğim oluştu. Bunların hepsini aldım. Yukarıya doğru götürdüm. Arkadaki rengim biliyorsunuz ki korumadaydı. Geldim korumamızı silerek bunu bu şekilde buraya oturttum. Şu sol kısma da bir tane koyabilirim. Onu da aynı şekilde selection'ı alıyorum. Bu sefer birbirine şu şekilde yakın alıyorum. Bunu yana çevireceğim. Tabii şey yapmışız. Bunu alıp CTRL C ile kopyaladım. Şimdi buradan geliyorum. E tuşuna basıyorum. E tuşu benim kısa yol. Tuşum. Silgi tuşundur. Buradan geliyorum. Space tuşuyla buranın rengini aldım. Ve bunun hepsini sildim. Ctrl V yaptım. Tekrardan çiçeklerimi getirdim ve en köşeye oturttum. Bakın diyelim ki tek tek böyle alıp da birbirine oturmam, oturtmam gerek, gerekmeyecek. Çünkü ben bunu rapor çekerek buradan sonuna kadar devam ettireceğim. Geliyorum bu kısma. Rapor dediğimiz olayda başlangıçtan bir sonraki aynı olan ikonun başlangıcına doğru çektiğim, devamlılığını sürdürmek istediğim bir kısa yol tuşu aslında. Tek tek kopyalamam gerekmeyecek. Bakın alıyorum arkadaşlar şu benim şuradaki ikonum ile şuradaki ikonum birbiriyle aynı. Buradan sonra yani şu tuşumla şuradan itibaren birbiriyle aynı bir şekilde devam ediyor. Geliyorum. Buradan selection ile buraya alıyorum. Bakın buradan aldım. Nereye kadar? Bir sonrakinin başlangıcı. Bakın buradan aldım. Bir sonrakinin başlangıcına doğru getirip burada bıraktım. Bakın bundan itibaren artık buradan itibaren birebir aynı şekilde devam ediyor. Fakat alırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor ki bunun başından aldıysak buradan bir eksiğini almak zorundayız. Yani şu şekilde almak zorundayız. Eğer bu şekilde alırsak birbirinin üzerine basarak birbirinin üzerinden devam eder. Bir piksel eksiğini aldım. Bakın buranın başlangıcından buranın başlangıcı şu. Bir piksel eksiğini aldım. Eksiğini aldıktan sonra CTRL tuşuyla geri geldim. N tuşuna, N tuşuna basıyorum. Bakın N tuşuna bastım. Artık şurada hiçbir tuşum ikonu birbirine bağlı değil. N tuşuma bastıktan sonra mouse'umla bunun üzerine basılı tutup yana doğru sürüklüyorum. Bakın aynısı olduğu için buradan itibaren devam ederek ilerleyecek. Bakın hiçbir şekilde basılı tutarak ilerlemiyorum. Çekiyorum, bırakıyorum. Çekiyorum, bırakıyorum. Çekiyorum, bırakıyorum. Çekiyorum, bırakıyorum. Bakın gördüyseniz bir çiçeğimin, bir tane çiçeğimi alıp tamamen yan tarafa raporlayarak devam ettim. Bir de yukarıdan aşağıya doğru yapalım isterseniz. Yukarıdan aşağıya doğru yapmak istiyorsam yine bu şekilde alıyorum. Buradan. Şu kısmı aldım. Yukarıdan aşağıya doğru bir tanesini devam ettireceğimi düşünelim. Buraya geldim. Bakın bir piksel eksiğini almak zorundaydım. Buradan itibaren aşağıya doğru raporunu çektiğim zaman birbiriyle devam ettik. Bakın ne oldu? İkilendi. Çünkü tam bir piksel eksiğini alarak devam etmedim. Ne yapıyorum? Tekrardan geri geliyorum. Selection'ımda tuş elim. Buradan buraya geldim. Bakın ne yapacağım? Bir piksel eksiğini alacağım. Yani buradan itibaren. N tuşuna basıyorum. Bir kere bastım. Aşağıya doğru sürükleyip bırakıyorum. Sürükleyip bırakıyorum. Sürükleyip bırakıyorum. Bu şekilde sürükleyip bıraktım arkadaşlar. Daha sonra CS tuşuyla tamamen geri gelip aşağıya doğru tamamen indirdiğim zaman yukarıdan aşağı Aynı şekilde birbiriyle devam eden bir çiçek modelim sürer. Buradan sağa doğru çekmek isterseniz aynı şekilde buradan alıp sağa doğru çekeceksiniz. Yukarıdan aşağı çekmek istiyorsanız da yukarıdan aşağı doğru çekeceksiniz. Ben daha yeni mesela bunun bir tanesini çektim. Bunların hepsini çekmek istiyorsam ne yapıyordum? Hepsini şu şekilde yukarıdan aşağı alıyordum. Üstten aldığımdan tam aldığımdan emin olalım. Çünkü ona göre raporumuzu çekiyor. Sağ tarafa tamamen geldim. Sağ tarafa gelirken ok tuşlarım ile yana daha rahat gelmemi sağlıyor. Geldim. Bakın şuradaki siyah noktam ile tam üzerinden şurada bir piksel eksiğimi aldım. Bakın başlangıcımdan bir piksel eksiğimi alacağım. Bakın burada iki piksel varmış. Bunu görmedim. Ne yapıyorum? Hemen bir piksel düşürüyorum. Yani başlangıcımdan diğer devamının başlangıcına doğru. N'ye tıkladım. Aşağıya doğru çekiyorum. Bakın ne oldu? Arkada yeşil rengi korumaya aldığımız için arkada birbirinin arkada kalan çiçek modellerimiz oldu. Ne yapıyorum? Hemen yeşilin üzerine geldim. ile Shift Space'e bastım. Bakın arka rengimiz yeşil olduğu için şu an arkada kalan o çiçekler silinmiş oldu. Yukarıdan aşağı doğru çekince tamamen bir tane bir çiçeğimi kopyalayarak çoğalttım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkaya boş olan sadece bir tane çiçek ikonu koyduğum deseni paylaşacağım. Buradan alıp kendi çizdiğinizin üzerinden raporunuzu çekebilirsiniz. Ne dediğim gibi Telegram kanalına atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.